Psikolektif, 2014'ten bu yana yaptığı çalışmalarla ruh sağlığı alanındaki mesleklerin birlikteliğini savunuyor. 10. yılımızda kutladığımız bu günlerde gelin hep birlikte neler yaptığımıza kısaca göz atalım. 2017 yılında o günlerde gündemde olan rehberlik hizmetleri yönetmeliğinin olası zararlarından bahsettik. Güven olması için önce kabul edilmek lazım. Olumsuz bir tepkiyle karşılaşan birinin gelip size kendini açması çok zor olacaktır. İşte burada bir rol çatışması oluşacak. Rol çatışması oluşacak. 2018 yılında Engelsiz Psikolektif adı altında yazılarımızı seslendirerek işitme engelli bireylerin çalışmalarımıza erişebilmelerine katkı sağlamaya çalıştık. Bireyin ilk öğrenme yaşantılarını geçirdiği anne babaları ile olan ilişki birey olarak şekillenmesinde oldukça etkilidir. Ebeveynlerinin çocuklarına karşı tutumları, ilgileri. Psikolektif'te yapılan çalışmaların mutfağında ekip üyelerimizin emekleri, yönetim toplantılarında nasıl daha işlevsel çalışmalar yapabiliriz tartışmaları etkili olmaktadır. Yönetim toplantılarımızın birinden kısa bir kesit. Bu konuyu sanki biraz daha tartışmamız da gerekiyor gibi. Yani ne yapacağız sorusu çok şey, yapıcı bir şey gerekiyor, böyle öneri gerekiyor gibi. 2020 yılında COVID-19 pandemisiyle birlikte evde kal dedik ve Psikolektif Söyleşileri adında yeni bir canlı yayın serisi başlattık. O yayında kriz durumunu konuştuk. Şimdi kriz durumlarında aslında biz kısa süreli ve etkili müdahaleler yapılmasını savunuyoruz, önemsiyoruz. Bu anlamda kısa süreli çözüm odaklı terapi bu kriz durumunda COVID-19'a karşı da kullanabilir miyiz? Özellikle okullar açıldıktan sonra çok ihtiyacımız olacak krize müdahale anlamındaki çalışmalara. 2020 yılında COVID-19 pandemisiyle birlikte evde kal dedik ve Psikolektif Söyleşilerinde sosyal hizmet alanı perspektifiyle yeni normali konuştuk. Ama tam olarak bilmiyoruz. Yani siz sosyal hizmet mesleğini ve disiplini bize nasıl açıklayabilirsiniz? Ne şekilde anlatabilirsiniz? Bu olana yabancı değil mi yani şimdi şey. Sorsanız. Bununla başlayabiliriz. Sorsanız sosyal hizmet ne deseniz, yani bürokratik sosyal refah hizmetleri mi? Değil mi? Sosyal bakım, sosyal koruma hizmetleri mi? İnsanlara sosyal yardım hizmetleri mi? Yani bir mesleği bürokratik hizmetler üzerinden tanımlamaya kalkışırsanız pek de bir karşılığı yok bunun. Çünkü 2020 yılında COVID-19 pandemisiyle birlikte evde kal dedik ve Psikolektif Söyleşilerinde endüstri psikolojisi alanı perspektifiyle iş, işsizlik ve iş güvencesi kavramlarını konuştuk. Çalışmanın gelir kazanma dışındaki etkileri ne? Yani insan psikolojisine çalışmak sadece gelir elde etmek için değil, başka etkileri ve başka etkilerinden mahrum olduğu için de psikolojik etkisi yüksek oluyor. Şimdi ona bir iki tanesine değinecek olursak, şimdi çalışma kişinin gününü yapılandıran, zamanı yapılandıran en önemli uğraş. Bu yapıdan mahrum kaldığında insan kendini düzenleme becerilerini çoğunlukla mahrum kalmaya başlıyor. Uyku düzeninden tutun da günün saatlerini ayarlama, zamanı ayarlama her şey işi böyle yapılandırdığı için bundan mahrum oluyor. Bu önemli bir psikolojik eksiklik. Öncesi. İkincisi çok önemli, biz kendimizi tanımlamamız için, öz saygımız için, değerli duyduğumuz için anlamlı faaliyetlerle meşgul olma. İşin sonunda da def olup, anlamlı faaliyetle meşgul olmak için kişinin kendine adlettiği değer, toplumun adlettiği de, toplumumuzda önyargılar vardır. Bir balta yasak olamadı biliyorsunuz ya da bir sürü. Yani bunlar düşündüğünüzde, hep işsizle olan görüşmeler düşünün. İnanılmaz bir travma var yani bu anlamlı faaliyetle meşgul olma. Bazıları diyor ki o yüzden para verme hatta istersen, benim işte çalışayım. Yani ya çok az ver ama bir ait olun. Yani bunun arka planında biraz bunlar var. Ortak bir amacın parçası olma. Yani toplumda ortak bir amaç var. Çalışma bunun en belirli özelliği ve o farksızlığı hissetme. Çok önemli ki gençler için çok önemli bir diğer çalışmanın getirdiği faaliyet ise sosyal bağlantı kurma. Aslında çoğu yakın ilişkimiz, arkadaşlarımız, dostluğumuz, eşimiz daha sonraki iş çevresiyle şekilleniyor. 2020 yılında COVID-19 pandemisiyle birlikte evde kal dedik ve Psikolektif Söyleşilerinde romantik ilişkileri, öz şefkati ve affetmeyi konuştuk. Nedir affetme? Ne ile karıştırıyoruz daha çok? Evet.
tanımdan önce aslında katılımcılar için de şunu biraz sormak istiyorum. Hiç kendi kendinize ben bunu nasıl yaptım, benim başıma nasıl geldi, bu kişi bana nasıl böyle davrandı ya da ben nasıl böyle davrandım, dediğiniz oldu mu? 2021 yılında psikolojik söyleşilerini devam ettirerek yaşlı bireylere yönelik yaş ayrımcılığını pandemi dönemi bağlamında konuştuk. Covid-19 sürecinde yaşlılara bir nevi ayrımcılık uygulandı, değil mi? Her tarafta yaşlı avcılığı çıktı. Çünkü işte yaşlılar dışarı çıkmasın dendi ve ne yazık ki tersten alınma konusunda biraz daha motive bir milletiz. Yani o yaşlıları dışladık. 2021 yılında psikolojik ailesi olarak ruh sağlığı alanındaki meslekleri temsilen ortak noktamız ruh sağlığı dedik. Mesleklerimizin sorunlarını konuştuk. Bu demek değildir ki bir klinik psikolog farmakoloji bilse de ilaç önerebilir, ilaç yazabilir, bu anlamda tavsiyede bulunabilir. Bu kesinlikle doğru ve etik değildir. Farmakoloji bilse de bilmese de klinik psikolog kimse ilaç yazamaz bir hekim haricinde. 2021 yılında film ekibimiz filmleri yazılı bir şekilde incelemenin yanında filmler hakkında Psikolektif TV YouTube hesabımızda konuşmayı da ihmal etmedim. En çok etkilenen sahne hangisiydi Tuğçe? Şimdi bizim hazırladığımız sorular içinde bu en çok beni zorlayan soru oldu açıkçası. Çünkü filmin her sahnesi neredeyse etkileyiciydi ve çarpıcıydı. Ama tabii ki birkaç tanesi diğerlerinden daha ön plana çıkıyor. 2022 yılında da film ekibimiz filmleri Psikolektif TV YouTube hesabımızda konuşmaya devam etti. Herkese merhaba. Ben Özlem Tekin, psikolojik danışmanım. 5 yıldır Psikolektif Plus film ekibinde film incelemeleri yapıyorum ve birkaç aydır da film ekibinin yöneticisiyim. Herkese merhabalar. Ben Mine Tekin, psikolojik danışmanım. Ben de 5 yıla yakın süredir Psikolektif Plus film ekibinde film incelemeleri yapıyorum. 2023 yılında 6 Şubat 2023 depremlerinin sonrasında deprem sonrası başlattığımız Psikolektif Soruyor yayın serisiyle ruh sağlığı uzmanlarının ihtiyaç duyduğu konuları konuştuk. Dediğiniz herhangi bir şey varsa. Belki şeyi söyleyebilir miyiz Aynur Hocam? Öncelikle ben teşekkür ediyorum. Tüm başta size olmak üzere tabii ki tüm psikolojik etkiliyle. Hem davetleri için hem hani böyle bir konuda duyarlı konuşturmaya da çalıştıkları için gerçekten ciddi bir emek varmış. Onu da görmüş oldum. Hani biz sadece ürünü görebiliyoruz burada. İşte videoları izliyoruz ya da işte paylaşımlarınızı görüyoruz ama arkasında gerçekten ciddi bir ekip ve bir emek var. Bunun için de öncelikle bütün ekibi ben tebrik ve teşekkür etmek istiyorum. 2023 yılında 30 Eylül Psikolojik Danışmanlar Günü özel videosu hazırlayarak Psikolojik Danışmanların Günü'nü İstihdam alanları bağlamında kutladık. Danışmanlık ofislerinde ruh sağlığı uzmanlarından psikiyatristler, klinik psikologlar, uzman psikolojik danışmanlar ve psikologlar gibi birçok ruh sağlığı alanından insanlar çalışabilmektedir. 2023 yılında Psikolektif Soruyor serisine devam ederek ruh sağlığı alanının önemli bileşenlerinden, çocuk gelişimi alanından konuğumuzla çocuk ihmal ve istismarını konuştuk. Da yetersiz bilgiye sahip olduğu bir konu. Çocuk ihmali ve istismarı. Aslında toplumumuzda biraz da mayınlı bölge olarak adlandırılan bir konu. Böyle de bir sıkıntı var. 2024 yılında Psikolektif'in mutfağından bir yayın yaparak şematerapi alanında çalışan psikolektif yazarlarıyla birlikte şema kimyasını konuştuk. Hazırsanız aslında yavaştan biraz da başlayalım. Şematerapi oldukça talebi artan, merak edilen bir alan olmaya başladı. Hem danışanlar hem de ruh sağlığı profesyonelleri, mezunları, yeni mezun olacak adaylar açısından. Ama şema terapi deyince de ilk başladığımız yer aslında bu erken dönem uyum bozucu şemalar dediğiniz, sizin bildiğiniz, yetkin olduğunuz alan. Nedir bunlar? Erken dönem uyum bozucu şemalar deyince neyi düşünmeliyiz, neyi bilmeliyiz? 2024 yılında da daha önce başlattığımız deney serisini devam ettirerek seçimler bağlamında Erşin uyma deneyini konuştuk. Merhaba sevgili Psikolektif takipçileri.
Bugün sosyal psikoloji alanından bir deneyim, eşit uyma deneyini konuşuyor olacağız. Psikolektif olarak 10. yılımızı geride bıraktık. Siz sevgili okurlarımızla ve takipçilerimizle birlikte nice yıllara diyoruz.